Selam. Bugün 31 Aralık 2018. Bir insanın boynuna kuş asmak ne demek diye merak uyandırıcı bir soruyla videoya giriş yapayım. Bu videoda 17. surenin 13. ayeti özelinde Kur'an çevirilerindeki bir yaklaşıma değinmek istiyorum. Lafı fazla uzatmadan ekrana Edip Yüksel'in bahsettiğimiz ayetin çevirisini getireyim. Her insanın kaderini kendi kişisel seçimine bağlamışızdır. Diriliş gününde kendisi için bir kayıt çıkarıp yayımlarız. Edip'in kader diye çevirmiş olduğu kelime tayir ve tayir aslında kuş veya uçan şey demek. Aynı şekilde kişisel seçim diye çevirmiş olduğu kelime de unuk ve unuk boyun demek. Yani ayeti birebir kelime çevirisiyle okumuş olsaydık her insanın kuşunu boynunu asmışızdır şeklinde bir çeviri yapmamız gerekecekti. Bu videoda Edip neden bu kelimelere bu anlamı vermiş, vermiş olduğu anlam isabetli mi değil mi bu açıdan hiç yaklaşmayacağım. Tamamen farklı bir bağlamda konuyu ele almaya çalışacağım. Bu arada şu kadarını söyleyeyim. Edip bu çeviride yalnız değil. Mesela Reşat Halife de ayeti benzer şekilde çevirmiş. Yine Mustafa İslamoğlu'nun çevirisine baktığımız zaman her insanın kaderini çabasına bağladık şeklinde bir çeviri yaptığını görüyoruz. Ama dediğim gibi anlatmak istediğim konu farklı. Bu ayeti şöyle okusaydık ne düşünürdünüz? Her insanın kuşunu boynuna bağladık. Elbette çok büyük ihtimal buradaki cümleyi kelime anlamıyla anlamazdınız. Ne yani kıyamet gününde her insanın boynuna bir kuş asılacağını anlatıyor değildir herhalde Kur'an değil mi? Ve bu sizde bir merak uyandırır. Ayetin ne demek istediğini düşünmek zorunda hissedersiniz. Bundan sonrası da okuyucuya kalır. Ne demek okuyucuya kalır? Kur'an Allah Resulü'nün açıklaması ve eski tefsirler olmadan anlaşılmaz mı diyorsunuz? O zaman bu ayet hakkında bir hadis var mı? Onu arayabilirsiniz. Eski tefsirlere bakabilirsiniz. Eski tefsirlerde eski alimler ne demiş? Onları okuyabilirsiniz. Mesela rivayetlerde eskiden Arapların kuş kelimesiyle uğursuzluğu kastettiğini, bu ayette herkesin uğursuzluğunu boynuna astık denildiğini okuyabilirsiniz. Rivayetlerin delinliklerine dalıp e, eski alimlerin bu ayet hakkında neler dediğini okuyabilirsiniz. Veya ben rivayetlere güvenmiyorum, ayeti anlamak için ayetin bağlamına bakarım diyen bir kişiyseniz bu durumda da ayetin bağlamına bakabilirsiniz. Ayetin kıyamet günü kişilerin yaptığı işlerin kaydının kişilere sunulmasıyla ilgili olduğunu görüp ha tayir kelimesiyle uçan şey kastediliyor. İnsanların e, uçtuğunu sandıkları yani dünya hayatında yapıp ettikleri ve uçtuğunu sandıkları şeylerin kaydının kişilere verilmesi bir benzetimle anlatılmış diye çıkarımda bulunabilirsiniz. Biraz daha derinlere inmek isteyenler çıkabilir. Mesela açıkkuran.com gibi bir siteden Tahir kelimesi acaba başka yerlerde hangi anlamda geçiyor diye kontrol edebilirsiniz. İşte bu kontrolü yaptığınız zaman Tahir kelimesinin çoğunlukta kuş anlamında bazı yerlerde de uğursuzluk formunda kullanıldığını görebilirsiniz. Ama çok önemli bir şey var. Bu düşünme işlemini gerçekleştirmek için çevirmenin bunu sizin yerinize yapmamış olması gerekiyor. Çünkü her insanın kaderini çabasına veya kişisel seçimine bağladık yorumu bizim ayet hakkında soru sormamıza engel oluyor. Okuyucuya bu yorumu sunmak aynı zamanda onun elinden farklı şekilde anlama imkanı almak anlamına geliyor. Evet, İslamoğlu çevirisinin dipnotunda bu ayeti neden böyle çevirdiğini uzun uzun anlatmış. Detaylı bir şekilde izah etmiş. Ama bence bu bile yeterli değil. Çünkü çoğu kişi ayeti dipnotlar olmadan okuyor veya herkes mealden okumuyor. Bazı insanlar da çeşitli gerekçelerle mealleri paylaşıyor, bazı ayetleri paylaşıyor ve çoğunlukla ayetlerdeki dipnotlar paylaşılmıyor. Hatta bırakın dipnotların paylaşılmamasını, çoğu zaman Ayetin bağlamı yani öncesi ve sonrasını bırakın ayetin tamamı bile paylaşılmıyor. Sadece bu cümlenin paylaşıldığı bile olabiliyor. Bu durumda da ayetle ilgili yapılan dipnotlar çok kişi tarafından okunmamış oluyor. Şayet İslamoğlu çevirisinde kuş ve boyun, uçan şey ve boyun kelimelerini kullansa kendi yorumunu dipnotta belirtseydi Evet bence o zaman kabul edilebilir olurdu. Ama bu haliyle dediğim gibi okuyucu belli bir yoruma yönlendirilmiş oluyor. Üstelik Kur'an'ın benzetim ile anlatırken verdiği duygusal etki bu tür bir anlatımda ortadan kayboluyor. Kısaca verdiği anlamın doğru ya da yanlış olduğundan bağımsız olarak bence çevirmen okuyucuya doğru olduğunu düşündüğü anlamı değil metinde yazanı yansıtmaya çalışmalıdır. Çünkü ancak bu çeviridir, diğeri ise yorumdur. Yorum yapmaksa çevirmenin değil, okuyucunun görevi olmalıdır. İlla yorum yapılacaksa bu dipnotlarda belirtilebilir ama bence çeviri aslında mümkün olduğunca sağlık bir şekilde yapılmalıdır. Bu videoda bu konuyu anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olabilmişimdir. Ayrıca bu tür kısa videolardan daha çok yapmayı planlıyorum. Bu yeni format hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim.